Günaydın. Yeni bir günden herkese merhabalar. Böyle gökkuşağı gibi renkli bir günümüz olsun inşallah. Baksanıza ne güzel oldu. Hava güzeldi, sonra bir karardı. Bir yağmur yağdı. Allah'ım. Annem diyor ki tam bir Almanya oldu burası. Anne, bak böyle çayırlara bile rengi vuruyor biliyor musun? Ay Allah'ım ya Rabbim, nasıl yapıyorsun bunu ya? Bak pembe var, mavi var, sarı var, turuncu var. Mor var. Mor var mı? Var, iki çeşit mor var orada. Ay Allah'ım çok güzel ve kocaman. Turuncu da iki çeşit, mavi de iki çeşit, hepsi ikişer çeşit. Ay çok güzel oldu ya. Hava yine açtı. 2 dakika yağdı. Bu arada kahvaltılarımızı yaptık. Fatma yengem de geldi. Meryem tuşu aradık ama o uyuyormuş, uyanmadı. Yani telefonu duymadı daha doğrusu. Duysa uyanırdı da. Sonra biz kahvaltımızı yaptık. Sami'yi işe gönderdim. Sonra annemlerle kahve keyfi yaptık. Şimdi mutfağı toparlıyorum. Ah evet, süt geldi. Süt söylemiştik. Şimdi onları pişireceğiz, sütlaç yapacağız. Ama 2 tane yarım yarım koymuş nedense. Bir tane bütün değil de. Bir tanesi 8 kilo dedik ya, bir tanesinden kalanı az olacak. He, 5 kilodan fazla, doğru. Ay çok güzel gökkuşağı, çok. Bu bidonumuzu da rüzgar uçurmuş oraya bak. Aa, onu hiç görmüyorum. Al olsun, ver dedi. Hadi geleceğim. Ay çok güzel, çok güzel. Günümüz güzel geçsin inşallah. Şimdi de güneş çıktı. Almanya. Gökkuşağı. Anne Almanya'da mıyız yoksa? Önün gökkuşağı kapalı değil, önünü bir kapatır üzere. Mısın? Gökkuşağı geçmek üzere. Geçmek üzere. Şimdi ben Yeşimciğim. Sen seyredim. Gittiğin yeri Almanya'ya mı götürüyorsun? Ben nereye dersem Almanya'ya getiririm orayı. Şimdi Yeşim ablamızın saati, evet. Yeşimli günler. Sabah ben sabah namazını kıldım. Yeşim'i bir gördüm. Bir mesajcık yolladım. Yarıya kadar seyrettim. Kalktım buraya geldim. Ha. Şimdi baştan alacağım yine. Hadi bakalım Yeşim ablaya selamlar. Selamlar, öpüyorum onu. Sevgiler Şule ablacığıma. Söyle. Şule ablacığıma selamlar dedim. Çok geçmiş olsun Şuleciğime. Allah'ım inşallah sabah namazını bu sabah kıldım. Allah'ım dedim Yeşimciğimi de üzme, Şule'ye de, bütün Şule gibi hasta olanlara da ya Rabbim dedim iyilik ver, sevindir onları dedim. Güzel güzel haberlerini İnşallah. Ver dedim. Ben hep söylüyorum böyle mutluluk gözyaşları olsun. Tahlil bekleyen, sonuç bekleyen, böyle hastalıkla uğraşan herkese Rabbim böyle sevinç gözyaşlarına boğsun inşallah. Ah gitti. Birazcık kaldı. Ah nasıl bir hata yaptım. Nasıl bir hata arkadaşlar. Normalde 2 tane bu tahtadan var biliyorsunuz. Bende biri küçük ama A101'den almıştım. Bu da Ikea'nın olan. Ya bunu çok fazla kullanmıyorum. Ya kullanıyorum ama daha çok böyle nihale anlamında kullanıyorum. Hamur yoğurursam yoğuruyorum üzerine. Kesmek için kullanmıyorum. Yani neyse, yani bir nevi gözüne bakıyorum. Hani böyle daha yıpratmayayım. Ikea'nınki daha pahalı diye. Bu sabah dedim ki üzerinde böyle küçük küçük lekeler olmuş. Tencereleri üzerine koyuyoruz ya. Dur dedim, onu bir şey, domestos sıkayım, sprey, köpük domestos, sileyim. Ben onu sıkacağım diye yağ çöz sıkmışım ve bende de bir yağ çöz var, sapsarı yapıyor. Sıktığınız yeri bildiğiniz limon rengi yapıyor ve asla o sarılık çıkmıyor. Bundan sıkmışım yanlışlıkla. Şimdi üzerine bir daha o Hipo'nun köpük domestosuyla yıkadım. Dışarı çıkarttım bahçede. Çok da su tutmak istemiyorum, hani şişer belki diye. Annem dedi ki kızım altı yüzü bir tahta, ne kendini bu kadar uğraşıyorsun. Sonra içeri girdim. Dedim başka ne yapabilirim? Annem dedi ki karbonat dök. Böyle nemliyken üzerine karbonat döktüm. Vallahi var mı bu yöntemi bilen? Nasıl beyazlatabilirim bu tahtayı? Allah aşkına bana söyleyin. Ben buna iyi bakıyordum ya. Anne. Gitti tahtam. Ya, annem de mantık bu. Giden kırılan hiçbir şey üzülmez annem. Ben de öyle çok şey takılmam da, ama bunu gerçekten seviyordum yani. Allah göstermesin bana, olan bir şey hayatta üzülür. Allah sağlık versin. Geri çeviremem. Evet. Çevirecek olsam üzülürüm ama geri çeviremeyeceğim. Acaba üzerine sirke de mi döksem? Neyse böyle dursun bakalım azıcık. Mavi 3 mutfakta hoş geldiniz.
Ben vlog açıyorum, annem oradan masmavi üç mutfakta izliyor. Şimdi ne yaptım biliyor musunuz? Dün gece duş aldıktan sonra saçımı, ah şu beyazlarda var ya, sizin beyazlarınız da böyle mi? Böyle beyazlarım bir değişik çıkıyor, böyle bir kıvrık kıvrık çıkıyor. Akşam saçımı duştan sonra güzel bakım şey bir sürdüm. Ondan sonra böyle güzel taradım ama hiç böyle pürüz olmadan tarayacaksınız. Ondan sonra tepede saçımı böyle tepeye doğru alıp elimle böyle böyle burka 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 böyle yuvarlak topuz yaptım. Sonra bir lastikle şeyle. Nerede o? Kadife lastiğim benim bu meşhur lastiğim şöyle. Kadifeye de saten olacak. Onunla da böyle topladım etrafını yani kapattım. Sabah saldığımda bakın ne güzel oldu değil mi? Annem diyorum ki saçlarım nasıl diyorum. Hiç öyle şeylerle hoşlanmaz. Süsle püsle hiç işi yok. Diyor ki ama saç işten iyi gün diyor. Şimdi masmavi üç mutfaktayız diyor. Bir değişik tarif yapmış. O tarifi denemek istiyormuş. Ben de dudak kalemi denedim. O tarif deniyor. Ben dudak kalemi deniyorum. Ama sakın sanmayın ki Nilgün bir tek dudak kalemi deniliyor. Sabahtan beri vallahi çok iş yaptım. En son şimdi üzerimi değiştirdim. İnanın böyle evdeki yattığım pijamalarımla duruyordum. Ev işlerimi onunla yaptım. Sonra eşofmanlarımı giydim. Aslında süslenecek gibi bir giyinmem yok ama. Ondan sonra dedim şu dudak kalemi de 2 dakika deneyeyim. Vlogumu da böyle güzel güzel açayım. Saçlarımı açtım. Ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Kötü olmadı ama normalde daha güzel yapıyordum ben. Yağ sürmedim. Sprey bakım şeyimi sıktım. Yağ sürsem açtığımda daha böyle bukleleri tane tane oluyor. Neyse Meryem Hanım daha uyuyor. Bakıyoruz camına. Ses seda yok. Sizin de böyle beyazlarınız şuradan şeye çıkıyor mu? Benim böyle kıvırcık kıvırcık çıkıyor. Anne! Senin beyazların da ilk çıkarken böyle kıvırcık kıvırcık çıkıyor muydu? Bende beyaz yok ki. Ya. Var anne. Az var ama var. Sen böyle parçası mı nereye koydun? Aa yukarıya çıkarttım astım. Hayır kareliği. Evet anneciğim yukarı çıkarttım astım. Şuradan aşağısına saçlarımın yanık olandan kalan kısımlar. Anne. Hı. Ne kadar ilgileniyorsun saçlarla? Hiç. Hadi çık parçası. Ya anne o tarifi yarın yaparız. Hayır şimdi yapacağım. Kafama koydum ben onu şimdi. Hadi git çabuk al. Çık üst kapıyı. Sütlaçlarımızı gördünüz mü? Sütlaçları göstereyim. Onları da yaptık. Ay nasıl kıza kıza yaptık. Kaselerim çok çirkinmiş. Hep bunlar bebekler için. Niye bebekler için olsun? Bebek için bunlar. Ay gayet güzel. Hepsi de kapaklı biliyor musunuz? Hepsi de. Bakın burada hepsi kapakları var. Şimdi solsunlar kapaklarını kapatıp dolaba atacağım. Mis gibi. Şunların yok pardon. Bunların kapakları yok. Geri kalanların hepsinin var. Kase bu annemden budur. Gelen kase. Kase budur diyor ya. Aynen. Ama gerçekten kaselerin kraliçesi bu. Hangisi? Bu. Doğru. Evet. Aygazımı da temizleyeceğim. Ne? Hiç sevmem. Nasıl yap elini bakayım. Elini böyle yapıyorsan hiç sevmem. Bunlar yine böyle tövbeye bir şampanya içecek. Ay ne alakası var anneciğim? Hayır, tatlı şey onlar sevmem. Plastik. Hayır. Aa vallahi plastik tatlı. Aa, bak ay, işte. Ben gidiyorum Allah. Bak onu çekersin çok güzel. Tarifi mi? Gitti vallahi dayanamadı. Ben gideyim alayım dedim. Babamla gidip alayım dedim. Sen bulamazsın dedi. Bu tencerede şey yengem. Ay kata kata. Bunu ona vereceğim. Ondan sonra şuraları biraz toparlayayım. Şimdi gelecek muhtemelen tarif yapacağız. Masmavi üç mutfak. Masmavi üç mutfakta anneannem cevizli bir tarif bulmuş. Hava nasıl karardı birden. Tatlı galiba cevizli olduğuna göre çok güzelmiş. Kaldırayım. Biraz önce yine bir kasemi kırdım. Her şeyi kırıyorum valla. Bakın. Yarıya indi. Bu havlu peçeteyi çok kullanıyorum. Allah affetsin. Bu kadar israflık. Hep elimde havlu peçete. Şimdi sütlaçları örteceğim. Havlu peçete. Bez koymak aklıma geldi. Sonra dedim ki şimdi bez koyacağım. Bir yerinden sütlaça değecek. En iyisi kullanmadı. Hava çok karardı. Işığı açmama rağmen içerisi karanlık. Aa. Bulaşık kurulama bezim vardı. Onu niye almadım? Neyse bitti artık.
tahtam da hala şeyde. Karbonatta duruyor. Elim öyle kötü yarıldı ki. Pomesos'tan. Parmağımın ucu. Çok kötü. Allah'tan şunu aldım da biraz yine şey yapıyorum. Elimi temas ettirmeden yapabiliyorum. Müge Anlı'ya açtı annem. Yine aynı katiller. Bir şeyler, bir şeyler. Kaçan kadınlar bir yerde. O Esra Erol'da. Ay gerçekten korkunç. Bu nedir ya? Önüne gören kaçıyor. TikTok'ta sevgili bulan kaçıyor. Hep de böyle şey... böyle kırsal kesimde yani. Böyle bizim gibi köylerde yaşayan insanlar. Yani sadece diyorum acaba ellerinde... tek lüksleri şey mi oluyor? İnternet mi oluyor? Tek lüksleri internet olduğu için oraya ağırlık mı veriyorlar? Hani yapabilecek başka aktivite bulamayınca hep internet üzerinden bir şeyleri yapıyorlar. Yanlış kullanıyorlar. Bu zaten interneti var ya, yanlış kullanmak gerçekten canlı bomba gibi. Çok kötü. Allah'ıma şükürler olsun kaç yıldır Instagram'dayım. Yani YouTube'dan önce zaten Instagram'ım vardı. Hiç Instagram'da da hiç bilmem ki yani böyle bir hani böyle bir sapık da dansın, rahatsız etsin beni. Hiç bilmem yani. Hiç. Ki benim telefon numaram bile her yere açık. Yani bütün işte YouTube'da da ay nasıl pencerenin arkasına atılmış gözümü. YouTube'da mesela ben telefon numaramı veriyorum açıkça. Hiç bilmem. Neyse bu tarafta siz duruyorsunuz. Siz şimdi kaldırmayın. Kalkın orayı sileyim demeyeyim. Ay saçımı da ne kadar met ettim size. Yok şöyle toplayın, böyle toplayın. Hiç güzel olmamış ki benim saçım. Kumsal. Kumsal. Yukarıda mısın? Bu ses nereden? Ay dış kapı açık. Kedi gibi sandım. Nasıl güzel yağmur başladı. Size anlatıyorum, yok işte şöyle saçımı böyle taradım da yaptım. Ben yağı sürecektim. Sadece sprey bakım şeyimi sıktım. Diyorum ki biraz önce aynada toplarken baktım. Ay dedim güzel olmamış ki, ben de bayağı güzel olmuş gibi saçımın tarifini veriyorum. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Siz de demişsiniz dün bilmiyorum sen. İyi misin? Saçım tüleri tüleri oldu. Meryem yorumlara cevap veriyor herhalde, bildirim geldi. YouTube'dan yorumlara teşekkür etmiş birini. Herhalde uyandı. Şey yapıyor. Yatak keyfi yapıyor. Vallahi yine gitti. Durduramadım. Kadın durmuyor. Yerinde durmuyor. Seçil'in annesiyle konuştuk biraz önce. Mesut teyzeyle. Başsağlığı diledim. Aslında böyle vlog çekmem ben, biliyorsunuz ha. Böyle işte ev işi yaparken sohbetli. Bilmiyorum ne diyorsunuz, böyle bugün böyle çekiyorum ama. Yeni bez çıkarttım. Bu beze bir şeyler olmuş. Çıkmıyor. Geceleri de her akşam bulaşıklarımı yıkadıktan sonra, yerleştirdikten sonra şey yaparım. Bir tane küçük kabuğu var. Bunun içine bezlerimi böyle çamaşır suyuyla batar da yatarım. Ama ondan çıkmamış. Bu tezgahlarda şöyle güzel temizleme istediğim gibi. İşte işte. Mutfak tamamdır. Ay gazımı da sildim. Anne buraya un koydun, olacak mı şimdi? Un koymadım kızım. Şey koydum. Karbonat koydum. Şimdi tahtamı sileceğim bakayım.
Nasıl olacak? Diyor ki anne beni rezil ettin, un dedim ona diyor. Bakın böyle bayağı çekti, şimdi onu yıkayacağım, şey sileceğim. Bakayım biraz sararıklı gitti mi? Sanki bir tık değil mi? Vallahi gitti aldı geldi cevizi. Babamı aradım arkadan ben senin. Dedim ki telefonu da yanında değil baba, gidip alsana annem dedim. Babam geldi ama annem gelmişti o gelene kadar. Şimdi tarifini verelim. Masmavi 3 mutfaktan aldı annem tarifini. Un yok, yağ yok, tepsi anında bitti diyor bir tarif. Bu arada da ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın bana abone olduğunuzda eğer şöyle yaparsanız bütün bildirimler gelir size. Şurada görüyor musunuz? Abone olmuşum, zilini de açmışım. Bakın böyle bu zilin üzerine basıyorsunuz. Bakın buna basıyorsunuz. Tümüne tıklıyorsunuz. Bakın oluyor zaten o direkt otomatik. Beğenimi de yaptım. Hakka girmem. İzlediysem hakkını verelim. Şimdi tarifini versin annem. Şimdi burada 2 tane yumurtanın beyazından şu bardakla yarım bardak toz şekerini böyle bir tatlı kaşığı limon suyundan böyle bembeyaz olana kadar çırptım. Evet. Bir tane vanilya koydum. Evet. 2 su bardağı fındık, ceviz, ikisinden de var. Ama hanginden koyarsan olur yani. Ceviz de fındık da olur diyor zaten. Heh, olur. Ben birini ceviz birini fındık almışım dondurucudan. Ha, karışık yani. Olmuş oldu daha güzel. Olsun. Şimdi bunu böyle güzel. Tarif bu kadar mı anne? Bu kadar. Kabartma tozu yok. Hayır. Ona özellikle baktım. Kahvenin yanına çok şey hani böyle acı badem oluyor ya. Onun gibi mi oluyormuş? Gibi ay sen çok sever acı bademi. Bu kadar. Karıştıracak daha. Evet hayır hayır tarif anlamında bu kadar diyorum yani. Cevizim var mı? Kargon verilmiş. Petite kargonuz verildi diyor. Sami kargoya çıkacaklar. Cevizim yok. Hiç aşkım. Yok? Kırılmamış var. Azıcık sanki çekilmiş var da. Yok aşkım. Kumsal yedi o bu sabah vardı kavanozda. Aldı onu. Dur ben getirdim ya. Biraz şey oldu. Bakın böyle. Yumurtanın büyüklüğüne göre değişiyor ya da. Ha cevizin yoğunluğu mu? Evet. Ama anne sanki bayağı zaten katı oldu ya. Az bir şey lazım. Bence de bu bildiğin acı badem tadında bir şey olacak. Acı badem daha önce yapmıştım ama hatırlamıyorum bile nasıl yaptığımı. Yumurtanın büyük sayıda acı biber koyabilirsiniz dedi. Tabii un nasıl fark ediyor yumurta büyüklüğünde? Bu cevizde un görevi görüyor işte. Bunda. Karıştırırsa bilsem kameraya şöyle dayayım mı? Yok vallahi yapamıyorum. Kayıyor öyle ya. Sen şeyi getir. Yağlı tepsiyi. Limon suyunu söyledin mi? Söyledin değil mi? Hı. Sen şimdi şey yap. Yağlı kağıtlı tepsiyi getireyim. Getir. Onları böyle küçük küçük koyacağız. Bu kadar. Aha, iki kaşık yardımıyla üstünde böyle elimiz şey tekersiniz. Aç çeşmeyi. Açtım. Bak hiç hırpalamadan şöyle. Ha tamam. Tamam yaparım ben. Sen koy. Tamam sen koy kaşıkla ben toparlayacağım hemen değil mi? Yukarı doğru ezmeden. Meryem Toş camlarını açmış havalandırıyor. Evini toparlayacak tabii temiz gibi. Bastırmadan yavrum. Bastırmıyor. Kenarlarını alıyorum. Şuradan hafifçek gibi arkadaşlar. Bak şöyle şöyle hani yapıyorum. Tamam. Ay lokmalık lokmalık oluyor çok güzel. Bunu ister büyük de yapabilirsin ama kahvenin yanında bu böyle güzel. Şöyle eşit eşit koy. Yine bayağı da çıkacak sanki. Küçük küçük ya. Tamam ben yaparım. Evet bir yandan da kumsala mantı açıyoruz. Canım mantı çekmiş.
Çok basit değil mi? Hı, aşırı basit. Sen toparla. Ben gerçekten koyayım. Hiç ne un var, ne yağ var. Unutmadıysan 160 derecede. Tamam. Böyle bir tepsiden yani iki tane eksik çıktı. İki tane daha olsa tam bir tepsi olacaktı işte. Şimdi 160 derece kızgın fırına atacağız bunları. Anne, Nvidia'da bir şey vardı, stand, yuvarlak tahta. Böyle döndürüyorsun biliyor musun? Onu bayağıdır istiyordum, alacaktım, sonra kızlar almadı. Aslında güzel bir şeydi bak, böyle tepsi gibi döndürüyorsun onu da, yuvarlak. Boşver, dönmesine gerek yok. Ben döndürürüm onu. Hiç siz de püsleşeyim kendimi. Allah'ım yeni kreasyon yapmış kendine. Dün akşam kumsal babam ve annem Adapazarı'na gittiler. Böyle 3 tane kendine penye almış. Ama çok güzel anne. Kalitesi çok güzel. Hepsi A sıvı 2 mi? E bu ASM'yi nereden? Anneciğim hayır. Bir gel bak. Bu ası, he bu Esma'dan. He, çok güzelmiş ama çok beğendim malını. Bu mu 150 lira? Ay hiçbir şey değil. Sonra bu neredenmiş? O defakto mu ne? Bu da böyle çok güzel bir lacivert. Ay sen böyle lacivert almazsın. Niye almayayım, buldum alırım. Vay vay vay, kendine yeni kreasyon yapmış annemin alışverişi. Bu da SY2'den. Bu da çok güzel. Bunlar yumuş. Bunlar 2X large ama öyle görüyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika, ver ver ver. Bir dakika ya, hemen söktüm. E tamam, sök. Sök. Buradan görüyoruz. Bakın arkadaşlar. Onlar yanlış. Bakın 3X large. Yanlış. Bir tane de siyah almış. Aa çok güzel anne. Düz renk, bir de her şeyinde de uyarlar. Bu triko ama. Bu bildiğiniz kazak gibi. Bunu ama incecik. Bunu 300 liraya almış. Bunu 200 lira indirimli almış. Bunu tek 300. Alırsan dedi 300 liraya da. Evet. İki tane alırsan dedi, bu lacivertle bu siyahı alırsan dedi 500 lira. 250'ye düşüyormuş. Üçü mü 500 oluyor? Yok. İkisi. İkisi. Çok sinirli. Bu 300. Tamam. Tek alırsan. Tamam. Bu da tek ikisini alırsan 300. İkisini alırsan 500. Heh. 100 lira karlı oluyorsun. 250 lira. Ha, sen ne kadar güzel karlı bir alışveriş yapmışsın. Ama annem bütün penyeleri çok rahat oluyor. Kumsal, anne şey Öykü, ben hep annemin şeylerini giyiyoruz ama bunları giyemem anne. Bunlar triko. Senin ben anne penyelerini seviyorum. Bak bunları. Bunlar çok güzel. Sevmeyeyim benim şeylerim diyor. Vallahi çok güzel. Acaba Esma'da bunun düz siyahı var mı? Gerçi bu renkte giyerim. Ben de böyle kendime alayım bir tane. Çok beğendim. Evde rahat. Kamerada yalnız şey gibi duruyor. Köfte gibi duruyor. Bakayım. Biz biraz bir tık fazla kızartmışız arkadaşlar. Çünkü daldık biz işlere. Şöyle kenarları birazcık fazla kızardı ama güzel. Hmm, acı badem gibi. Ben beğendim. Hmm, güzel, ben de beğendim. Yengem geliyor ama önü açık, çekemiyorum bana. Şeker. Mevlana şekeri getirmiş. Ben çok zayıfım ya birazcık daha. İçeri geleyim alırım. Bak yenge bu ayvayı getirdi dün Sami annemin oradan. Ektiniz mi? Yok daha ekmedik işte. Aha. Bir de iki tane gül getirmiş. Bu şu köşeden oya ağacını çıkarttım ya. Bu ayvayı oraya ekeceğim. En azından ayva verir. Çünkü oya ağacı çok kısa bir süre açıyor. Taze soğanları annem o tarafta güneş görmüyor diye bu tarafa aldırdı. Baksanıza nasıl kalınladılar. Güneşli tarafta durduğu için böyle kalın kalın güzel oldular. İşte büyükler yine biliyor. Ben daha böyle düzgün dursun diye şunun üstüne koyuyordum. Annem orada olmuyor. Bunlardan hani güneş komple bu cephen alıyor diyor. O yüzden bu tarafa koy diyor. Ben de güzel dursun diye bu tarafa zorluyordum. Ama hakikaten hakkı o tarafmış. Hava ne güzel açtı yine. Meryemciğim de temizlik yapıyor. Camlarını açtı, havalandırıyor, temizliklerini yapıyor. Ne oldu? Asabi. Asabi. Çok asabi. Ay, bak gördünüz mü nasıl tırnak atıyor? Aa, fena. Ben sana bir daha gel mama verecek miyim? Stik verecek miyim? Görüşürüz seninle. Duydun mu beni? Şşş. Beni kale al. Ne oluyor? Ay ıslanıyor diye sinirleniyor. Ayaklarını silkeliyor. Böyle böyle yapıyor.
Nihayet internetimiz geldi. Uğur abi de benim her işte Sami olmayınca garibim o bekliyor. E orada ne yapıyorsunuz Uğur abi? Enerjiyi veriyor şey interneti. E direkt orada mı yani? Kablolar orada mı mahallenin? Ha, buradan böyle yukarıya gidecekmiş sinemadan arkaya benim eve geçirecekler. Ha, bize torpil mi yapmışlar? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ay çok şükür var ya, internette o kadar sorun yaşıyorduk ki. Size ne göstereceğim biliyor musunuz? Bakın. Şu, nereye gittik biz geçen gün? İşe, dükkana gittiğimizde mi? Eve bir geldim, bu burada. Allah'ım bu ne diyorum ya, bu ne kapanı diyorum. Babam mı bıraktı, hani bir malzeme mi? Meğer İzmit'in hangi köyünde bilmiyorum. Annem biliyor yani, o tanıyormuş bir aracıyı. Bir amca varmış ve böyle hayrına fırın üstü yapıyormuş. Bu köy fırınları var ya hani, ekmek pişirdiğimiz. Bu onun üst kısmı, böyle şapka gibi kubbe şey kısmı. Amca isteyen herkese hayrına bu şekilde yapıp gönderiyormuş. Kalan kısmı siz işte altına tuğla masa gibi ördürüyorsunuz. Bunun üstünü şeye sıvatıyorsunuz. Sanırım o şekilde oluyor. Annem de demiş ki isteyen var mı diye sormuşlar. Kızın bahçesini istiyordu demiş. Yani amca da bana bunu yapıp göndermiş. Allah razı olsun. Elleri dert görmesin gerçekten. Çok mutlu oldum. Çünkü çok istediğim bir şeydi ama bahçede nereye koyacağız? Hiçbir fikrim yok yani. Nereye koyarız? Beni o kadar güldürüyorlar ki yengem burada. Reels'ları izliyorlar. Bir Reels'ta bayan diyor ki, İşte böyle eğilip diz çöküyor falan. Bu hareketleri yaparsanız bel ağrısından kurtulursunuz diyor. Fatma yengem diyor ki, ne diyor bu ya diyor. Ben öyle eğilebilir miyim? Benim diyor belimi düzelteceğim ama diyor, dizlerim çalışmıyor diyor. İnternetçi geldi. Hoş geldin. Oldu mu? Oldu. Valla. Yani oraya getirdik, bir delik deleceğiz. İçeri alacak. İçeri onu alacağız. Sami yapabilir zaten. Hadi gel şimdi sana bir sütlaç ısmarlayayım. Hoş gördün, yeni aldım. Kahve yanına sütlaç. Sütlaçı tercih ederim. İyi hadi. İnternetimiz oldu sayılır. Şimdi yan taraftan kabloya getirdiler. Bizim yandaki sinemanın içinde bıraktılar kabloyu. Akşama Sami delecek. Bu televizyonun yandan herhalde yerden deler diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama sanırım o kısımdan deler. Sonra kabloyu içeri geçirdiğinde zaten abla dedi onda bir şey yok. Hemen içeride de Wi-Fi'ye takar ucunu dedi. Bu akşam kullanabilirsiniz dedi. Ay çok şükür internetimiz oldu gerçekten, 2 aydır. Kumsal eve geliyor. Yani birkaç gün bile kalsa faturası 2 katı 3 katına çıkıyor. Biz öyle, bana gelen insanlar Wi-Fi soruyor. Zaten evimde telefon yeteri kadar çekmiyor. Mesela akşam yorumlara o kadar zor cevap verdik ki yoruma basıyorum, sürekli dönüyor. Yani yoruma cevap veremiyorum. İnternetin bağlanamamasından. O kadar zor cevap verdim. Bu neymiş ya? Anne sen dizi mi izliyorsun? Aşk ve Umut. Aşk ve Umut. Saat 4:20 geçiyor. Annem diyor ki vlogunu diyor çok dolu dolu yapmaya çalışma. Bu akşam atsana vlog diyor ama diyor ki. İnternetin şerefine bu akşam bekliyorum. Ooo, internetin şerefine bu akşam vlog bekliyormuş. Zaten bütün günü. Anlatsan ben terk ederim burasını. Beni sürekli böyle tehdit ediyor. Sürekli evden giderim diye beni tehdit ediyor arkadaşlar. Ben Allah aşkına. Ay canım benim. Evet, ben böyle görmedim internette sizi. Ay evimi bir de aşağıladı. İşte oraya da blok at. O zaman aşağılamış. Hiçbir içerik yok ama anne. Yengemde internet var, giderim ona. Kime? Yengeme. Yengende de telefon çok çekmiyor. Çeker. Meryem Toş'a giderim. Meryem Toş temizlik yapıyor. Bugün ama hiç muhatap değiliz nedense. Akşamüstü diyor. Bir kahveye geleceğim. Ara bakayım, kabul edeceğim, bir deneye gideceğim. Ara. Ara bakayım. Hadi vlogta. Ben yengem telefonumu. Aa, benden ara. Ben kameradan çekiyorum. Tamam. Ara oğlum sen. Ben telefonum şarjda dondu. Meryem, ben bir hafta sana geleceğim. Kabul ediyorum. Beni etmiyorum. Doğru söylüyorsun. Önünü kapat ama. Geliyorum sana. Anne. Heh. Önünü kapat. Kapadım. Sana geliyorum. Hı? Meryem'cim 2 dakika bir kapatır mısın bir robotunu? Bir şey soracağız sana. Süpürgen. Aa, telefonu kapattı. Aha. Anne. Kabul etmeden daha
kapattım. Emin misin bu gelinin seni isteyeceğine? Bir yamukluk var ya. Ay, arkamda bir adam var sandım. Evet aşkım, telefonu kapattın. Telefonu kapattın. Bir hoparlörü alıyorum sesini. Bir şey soracak Zümrüt teyzen sana şimdi, tamam mı? Ben dur, dur bir dakika, dur bir dakika, dur bir dakika, dur. Hoparlörü açtım. Ben şimdi Nilgün'ün evinde wifi yok. Ben wifi'siz evde oturamam. Giderim yengeme dedim. O da dedi ki yengen de çekmiyordu. Ben de Meryoş'a giderim dedim. Meryoş seni istemez ki dedi. Beni bir hafta gelsem ister misin, istemez misin? Başımla gözümle beraber istedim. Kim diyor ona ve istemez diye bak, ona karar veriyor. Baklavandan tut, çöreğinden, böreğinden her akşam 5 çeşit tatlıyla beraber yemek sana. Ay kuşum benim. Hiç ben onun için asla aklıma bir şey gelmedi. Başımın üstüne yerim Baycım teyzeciğim. Her zaman beklerim. Vallahi gel bir hafta. Nilgün çatlasın, söyle ona. Ya o zaten bizim arabada olmaya çalışıyor. Sen ona ne bakıyorsun? Ya. Ah Meryem, şu an vlogtayım. Yazıklar olsun. Valla Nilgün, ister vlogta ol, ister canlı yayın ol, hiç problem değil. Benim adıma Zümrüt teyze ve bundan sonra karar vermemeyi öğrenirsin arkadaşım. Görüşürüz. Benim elimde dedi. Görüşürüz dedi bir de. Benim elimde. Bak ben şimdi arkadaşlara göstereceğim ama numaran görünmesin, dur. Numaran. Tamam. Bakın, bakın bende ne kayıtlı. Meryem'e bakın. Avukat Meryem. Gördük mü? Meryem, bak şimdi söyledin değil mi Meryem? Bunu aldı mı cevabını bu şimdi? Oh. Tertemiz odamda seni ağırlarım. Buyur gel. Ay ne tertemiz oturacağım. Yaptım kafamı. Ay burada pis mi oturuyor? Hii, yazıklar olsun bu kadına. Ama wifi yok. Kahve içeriz de onu da çağırmayız. Wifi olmayan ev, wifi olmayan ev temiz ev değildir. Gördün mü? Vay güçlendirici. Gördün mü? Güçlendirici bile. Bak bak ne diyor ama Meryem, biliyor musun? Gel hemen de diyor, kahve içelim hem de onu da çağırmayalım diyor. Helal olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ay vallahi arkadaşlar, ben bu dünyada kimseye yaranamadım ya. Ne? 2.51'den kahve yapıyoruz Zümrüt teyzeciğim. Tamam. Karşıdan böyle camdan cama çatlatırız. Tamam. Şimdi Zümrüt teyzeni çağırdım. Ben de geleceğim bir hafta, sen de kalacaksın. Anneciğim sana da yatak odamı ayarlarım. Aşk olsun. Buyur gel tabii ki tamam. Sana. Aa, şimdi Nilgün'e de laf etmeyelim ya. Ey çiz Allah, kusura bakmayın yani. Yani bir tek Allah insanı yengecim çıktı ya. Canım ya, benim. Meryem. Hiçbir özelliğim yok. Meryem. Hiç yok yenge. O özellikler sende yok. Meryem. Heh, şimdi baştan anlat da vlog'u da anlatmış ol. Şimdi şey tarlanın, aman derenin kenarında tarlamız vardı. Anneannelerin yoktu öyle dere boyunda. Ben de dayına bakıyorum tabii. Geliyor da. Sevgililer dayımla. Sevgiliyiz. Ondan sonra dayın, aman anneannem de geliyordu bizim yere, ekiyordu. Ondan sonra mesela giderken annenle gidiyorduk. O gelmediği zaman da ben gidiyorum. Tabii dayına baktığım için onlar, kendi biberlerimi suluyorum, onlarınkilerini de suluyorum. Evet. Ondan sonra dayınla biz bir bozuştuk. Gidiyoruz şimdi biberleri suluyorum. Anam diyor ki şey sulasana diyor, Fatma banların biberlerini diyor. Hiç de sulayamam diyorum, gelsin Zümrüt sulasın diyorum. Hiç de bile sulamam diyorum. Gerçekten sulamıyor muydu yenge? Sulamıyordum tabii. Kız biberlere yazık ya. Ya yazıksa mazık. Ben ne yapayım? Oğullarına kızgınım de. Oğullarına kızgınım, biberlerini mi sulayacağım? Abime kızıyor, benden hıncını çıkarıyor. Sulamazdım. Sula dedi onları da, hiç de bile sulayamam, gelsin kendileri sulasın dedi. Ama tabii dargın dilkede suladım. Bol bol. Bol bol. Yenge geçen gün bir arkadaş burada demiş ki, ama kötü amaçla söylememiş. Fatma yenge demiş, çok demiş böyle asık yüzlü duruyor ama aslında çok minnoş biri demiş. Ya yengem o kadar eğlenceli ve o kadar yumuşak bir insandır ki, yani onun bağırdığını duyamam. Nasıl bağırır biliyor musun? Buraya gel falan böyle bağırır. Yani yengem kızgın ya bile olmaz. Ben çekindiğimden herhalde öyle biraz kendimi şey sıkıyorsun. Yapıyorum. Sıkıyorum. Evet. Aslında o yani. Ama ben küçükken var ya çok şey duruyormuşum. Bu iki kaşım böyle bir arada, böyleymişim. Küçükken ama mesela 1'e 2'ye giderken. Yenge sen 1'e 2'ye giderken her işini halletmiş. 1'e 2'ye giderken dayımın daireden çıkarmışsın. Yok canım, 1'e 2'ye giderken. Ne 3 4'tür? 5. 5. Şimdi şu kapı açık dursun.
Geleceğim şimdi zaten. Zinet ablam sütlacı çok sever. Ona götürüyordum. Dedim ki iş arkadaşı da var. Bir tane de ona götüreyim. Sütlaçları aldım. Zaten hemen köşeye dönünce karşıda eczane. Eczanede onlardan. İki tane götüreyim yesinler. Hem bana da bir yürüyüş olur. Kısa bir yürüyüş. Altımda da beyaz eşortmanım. Çamur yapmazsam iyidir. Sami de bugün otobüsle gitti. Araba burada. Ya sen ne tatlısın. Yatmış burada, sıcacık yer bulmuş. Dur çık şimdi, geçeyim ben. Sen çık. Çık. Çık 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 çık. Ay orada da var, dur. Çık oradan, çık, mama vereceğim sanıyor. Ay şuna bakın hele. Senin de var mı bir tane? Yok yok. Ay köpek. Köpek yok bende. Ay şuna bakın. Ay. Hepsi de kameranın ipiyle uğraşıyor. Bak kuyruğa bak. Sana göre bir şey yok. Oturdu bile ya. Bir de oturdu. Vereyim diye yapıyor. Ay üzüldüm şimdi. Kolay gelsin. Size sütlaç getirdim. İki kişisiniz değil mi? Teşekkür ederiz. Aferin. Ay kaçıyor, salamı aldı Banu Hanım'dan. Gel buraya. Taptırdım. Bak salamı gördün mü? Belki sen kaparsın Allah. Almayacağım, almayacağım. Ödü patlar. Ne oldu? Çok geliyordun yanıma. Baktı ki şey bende. Umut yok bende, mama, evet. Mama bende, vazgeçtim. Almayacağım, korkma. Nasıl iyi geldi onlara var ya. Ay diyorlar öyle iyi geldi ki bu saatte şimdi canımız çekti gördüğümüz gibi diyorlar. Kaşıkları da varmış. Biliyorum zaten Zeynep ablam orada yemek falan yediği için kaşıkları oluyor. Bakın hemen eczane karşıda, görüyor musunuz? Tam karşıdaki kırmızı tabela. Şurası da bizim eski evimiz. Orası da mantolama yapılıyor bu arada. Dış yalıtım yapılıyor ama arka tarafında çalışıyorlar. Hemen böyle köşeye dönüyoruz. Bakın buradan caddeden köşeye döndük. Şuradaki yeşil kapı bizim bahçeye giriyor. Şimdi anne bu nasıl salata? Bunu da tarif et bize. Şimdi o nasıl bir salata biliyor musun? Turp otu. Doğru söyledim değil mi? Turp otu, evet. Turp otunu haşladın. Baksanıza. Meryem Taş'a camları siliyor. İyi vallahi, akşam yemeği hazırlıkları. Vallahi evi mis yaptım, mis sabahtan beri. Evet, karda rahat ederiz. Hadi kolay gelsin. Evet anneciğim, söyle şimdi. Şimdi turp otunu önce haşladın. Evet haşladım. Süzdün. Süzdüm. Sonra zeytinyağı koydun. Bol zeytinyağı. Evet. Bol limon. Evet. Tuz. Bol tuz olmasın ama lütfen. Ben yemekleri sıfır tuzlu yiyebilirim, biliyor musunuz? Annem bu yüzden bana çok kızıyor. Çok tuzsuz yapıyorsun diyor. Ama ben tuz sevmiyorum. Hayatımda sadece tuzsuz yemeyeceğim şey şeydir, yumurtadır. Yumurtanın dışında her şeyi sıfır tuzlu yiyebilirim. Mesela ben böyle saçma şeylerle limon mu sıkabilirim şimdi? Bu aşkım nedir? Öteki türlü de cam da var. Var ama ben göremedim. Bak şimdi çekirdek toplayacağım. Ya sürekli beni aşağılıyor. Kaselerim çirkinmiş, süslü püslüymüş. Limon sıkacağım böyleymiş. Bak. Anneciğim İzmit'e bir gün gideceğim husise. Senin için gerçekten güzel klasik kaseler alacağım evine. Senin için klasik şeyler alacağım böyle, şimdi söz veriyorum. Şimdi yarım saat çekirdek topla. Bak şimdi. Bak benim aşkım, ama öteki... limonum öyle değil mesela. Ama bak söylesen verirdim, diğerini de verirdim. Tamam, limon koyduk, lafı değiştiriyorum. Hı. Limon koyduk, zeytinyağı koyduk, tuz koyduk, haşladık. Bu kadar. Bu kadar. Çok güzel bunun salatası. Faydalıdır da. Ben şimdi bunu internetten bakacağım anne, nelere faydalı. Ben büyük bir kase vermişim. Bak ona da kızdı. Hayır, o kadar çok turp otu yoktu ondan. Ah, nevresimlerim çıktı. Ötüyor, duyuyorsunuz mu? Şimdi nevresimlerimi asacağım.
aklıma geldi. Hiç daha döşemedim. Yatağımda bakmadım. Sonra üst kata çıktım. Çıkmışken de hadi dedim bu odayı da şu koridoru da süpüreyim. Valla işler her gün aynı şeyler. Gerçekten ben hem işe gidip hem böyle işleri yıllardır yetiştirdiğim için kendimi tebrik ediyorum. Her gün aynı rutin. Ama geçen gün ne izledim biliyor musunuz? Şey diyor, rutinlerinize şükredin diyor. Gerçekten çok doğru bir cümle. Benim de ara ara aklıma gelir böyle bu tarz bir düşünce. Yani her gün diyor okula giderken birden hastaneye gidebilirsiniz diyor. İşte ya da her gün evinizi süpürüp temizlemekten şikayet ederken bir gün bir bakmışsınız ki işte Allah göstermesin hastanede yatıyorsunuz diyor. İşte yani rutinlerinize şükredin diyor. Yani bozulmaması için. Gerçekten hamdolsun binlerce kere rutinlerimiz hiç şikayetçi olmayalım. Her gün iş evet ama Allah'ımıza şükürler olsun. En önemlisi sağlık. Bazen diyorum ki erkekler ne yapsın? Her gün para kazanıyorlar sonra eşlerine getiriyorlar. Eşleri yiyor. Yani hepimiz yapıyoruz bunu. Ben de dahil. Aa, bu küçük geliyor. Nasıl çevirsem küçük. Vallahi bu kumsalın yatağına gidiyor galiba. Ya da şöyle mi koyayım? Yani burayı kapamayacak. Yok, şöyle. Ön tarafı kapamayacak. Görebiliyorsunuz değil mi? Şöyle alayım yakına. Ya şu alt kısmı kapamadı. Şöyle. Ama nasıl yatak başlığına tonu güzel oldu. Gerçekten. Yani üst kısmı çok güzel kapattı. Şöyle birazcık şöyle de burayı kapatsaymış. Daha güzel olurmuş. Çok da pofidik. Çok güzel. Burada kapatayım artık. Saat 6'ya geliyor. Hemen montaj yaparım. Bu akşamı da yetiştiririm Allah nasip ederse. Dün akşam böyle yorumlarımın hemen başında bekledim. Bazen çok nadir hani mesela vlog yayınlıyorum ve sonrasında işte AVM'ye gidiyoruz, bir yeri gezmeye gidiyoruz ya da misafirim oluyor. O zaman daha geç cevap verebiliyorum. Ama onun dışında biliyorsunuz yorumlarınızı çok seviyorum. Allah razı olsun her birinizden. İzleyen, yorum yazan, her bir kişiden Allah razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bugün vlogum böyle çok dolu bir vlog olmadı. Ama günlük bugün yaptıklarımızı hemen çektim. Bu akşam da yayınlayacağım Allah nasip ederse. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Yorumlarda buluşalım.